Herkese merhaba ve Modern Skablo'ya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayın 29'u ile 10 arasında ben İstanbul'da olacağım. Dolayısıyla önceden video çekiyorum, biriktiriyorum kanalın boş kalmaması için. Fakat bu videoları çekerken günde bir tane video çekiyorken şu anda 6 veya 8 tane video çekmem gerekiyor yetiştirebilmek için. Dolayısıyla çok az video çekecek zamanım oluyor. Bugün de video çekeceğim son gün. Dolayısıyla sadece yetiştirmeye çalışıyorum. Videolar kısa, videolar hep böyle kalmayacak. Şimdilik böyle oluyor yetiştirmeye çalıştığım için özür dilerim. Gerçekten bütün boş zamanımı ayırıyorum elimden bu kadar geldi. Eğer videolar kısa veya boş geliyorsa size ayın 10'una kadar beklemenizi rica edeceğim. Ondan sonra tam zamanlı geri dönmüş olacağım. Huh! Her bölüm söylemek zorundayım. Her bölüm söylesem bile insanlar sorup duruyor çünkü. Bu defa hızlıca söyledim. Başlayabiliriz direkt. Geçen bölüm enerji koru nasıl yapıldığını bulduk. Bir tane alet yaptık. Fakat daha sonra fark ettik ki bu enerji korudan 4 tane daha yapmamız gerekiyor bu görev bölümünü bitirebilmek için. Aynen öyle üstüne katılıyorum. 4 tane daha yapmak için de bir sürü malzemeye ihtiyacımız olacak ve bir sürü zamana ihtiyacımız olacak işin kötü yanı. Her şeyden önce lapis lazulileri hazırlayarak başlayacağız çünkü muhtemelen en çok zaman alacak şey o çünkü şu anda lapis lazul dust'ı elde etmemizin, lapis powder'ı daha doğrusu iyi bir yolu yok, kolay bir yolu yok, havalı bir yolu yok o yüzden uğraşmamız gerekiyor. Fakat daha mantıklı bir yolunu buldum ben bölüm arasında bakarken, blok şeklinde yaparsak çok daha kısa sürede ve çok daha az makine malzemesi harcayarak yapabiliriz tabii ki. Blok halinde yapınca e, 9 kat daha fazla malzemelerine zarar geliyor mu bilmiyorum bizim makinemizin. Ama bu çok daha garanti bir yolu bunu daha düzgün bir şekilde halletmenin. Buradan drillimizi alacağız ve umarım e, yanlış alet. Bu motor bunların üçünü yapmaya yetecektir diye umuyorum. 9 kat e, harcamıyordur umarım. Harcamıyor gibi duruyor. Tamam bu yapmanın çok çok daha kolay bir yolu süper. Bundan ama geçirmemiz gereken daha fazla malzeme var. Copper da geçirmemiz gerekecek. 4 tane yapmamız gerektiği için bunlardan toplam. 8 tane coppera ihtiyacımız olacak kopra hasta ve bunu da biraz önceki yaptığımız şeklin aynısıyla yapabiliriz. Bu da demek oluyor ki 9 tane coppera ihtiyacım olacak ve bunları copper blok yapacağım ve o şekilde geçireceğiz bunu da. Ve bu da yine bizim işimizi çok çok daha kolaylaştıracaktır ve daha az bir şeyler üretmemi sağlayacaktır. Ama kopurda o olmuyormuş galiba. Evet. Ne yazık ki koparı tek tek yapmak zorundayız. Yani motorumuz kırılacak maalesef. Hem de çok yakın bir zamanda. Aslında 4 tane yapmamız yetiyor. Değil mi? Bir dakika. Çünkü bunu redstone birleştirince ikiye katlanıyordu. Evet dört tane yapmamız yetiyor. Tamam sıkıntı değil. 4 tane bundan yaptık. Toplam 9 tane oldu. Bize zaten 8 tane lazımdı. O yüzden o parçasını da hallettik. Bu e, gereksinimin. Diyelim. Daha sonra bize birazcık daha quartz plate gerekiyor. Şimdi ben devam etmeden önce hemen e, birazcık daha odun alacağım çantama. Ve bu malzemelerin bazılarını direkt buraya atalım. Daha çok bu modun üretiminde kullanılan şeyleri. Çantamızda yer açılsın ve buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 stek odun alacağız ve bunlarla kömür yapmaya başlayacağız. Çünkü çok sayıda quartz kullanıyoruz, diğer malzemelerden kullanıyoruz. Ve e, bunları kullanırken benim kesinlikle daha fazla şeye ihtiyacım olacak. Itemları ikiye katlama olayına e, botaniyadaki ve onlara ihtiyacım olduğu için onları sağlamanın da bir yoluna ihtiyacım var doğal olarak. 48 tane almışım niyeyse bir tanesini ee, Onu 64'e tamamlayalım Yo o benim zaten çantamdaki şeymiş Odunlarmış 64'lük burada tamam Ve böylelikle 64'lük Odun yaptık ve Hüsnü bu defa Sakinleşti gibi gerçekten çünkü etrafta Mutlu mutlu koşturuyor şu anda Bir kuştan da görmek istediğimiz şey o güzel <laughs> Çektiğim bütün bölümlerde Kuş sesi duymayacaksınız 8 bölüm boyunca O da bir şey değil mi Şimdi ee, Onu hallettik Lapis Powder'ları hallettik. Birazcık da Obsidian'a ihtiyacımız olacak 4 adet tabii ki. Ve hemen Quartz'ları nereye koyduysam buradalar. Bunlara da ihtiyacımız var. Daha çok bu Chopsov'da. Zaten Chopsov'da bunlar bu haricinde hiçbir şey yapmadı herhalde. Sadece bu yapılıyor galiba alette. Çok az kullanılmış. Ee, şimdi ama bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hmm. Tamam. 8 tane circuit board ve 8 tane copper dust. Ee, daha doğrusu red copper dust. Onun dışında obsidian vessel 4 tane aynen. Bunlardan da 4 tane sola dursun. 4 taneyi yapmayacaktır bu motor ama çok elimizden de bir şey gelmez o konuda. Bu da tabii ki 4 tane yapmayacaktır, kırılacaktır. Ama zaten 3 tane yapması gerekiyor. Belki yer ya, belki yer. Hiç sanmıyorum ama. Bir ihtimal. Buradaki motorumuz kırıldı. Hemen yeni motor yapmaya başlayacağız. Motor dediğimizde gold wire ve glowstone'a ihtiyacımız var. Yani metal katırda gold keseceğiz. Bir dakika şu gear nasıl yapılıyordu? Tempered gear. Metal katırda iron yapıyoruz evet. Bu bunun gear'ı kırılmadan önce hemen gear'ını yenilecek yenileyecek malzemeyi yapalım. Çünkü gear yenileyemezsek gear kırıldığında sorun olur. Taş gear falan yapmam gerekir. Onu direkt istemiyorum. Aslında biz bir ara bu malzemelerin tamamından bir sürü yapsak o kadar rahat ederiz ki. Biliyor musunuz? Ama işte bölüm arası yapamadığım için şu an ne yazık ki öyle bir şansım olmuyor. Tamam. Hüsnü odanın köşesine geçip bana tıslayıp duruyor. Tıslama sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Evet, kuşlar tıslıyor. Bayağı kedi gibi tıslıyor şu an bana. Acaba ne geçiyor aklına? Keşke kuş böyle çeviri Aleti falan olsa da... Hüsnü'nün ne düşündüğünü hep merak ediyorum. Yaptığı çoğu harekette çünkü... ...çok mantıksız hareketleri var, anlamsız. Psikopat kuş. Ve bunu hallettik. Bunu ben ne için yapmıştım? Bu alet için yapmıştım, evet. Bu bize dördüncü e, obsidiyum vessel'ımızı sağlayacaktır. Ve enerji korlarımız için... ...çoğu malzemeyi hazırlamış olduk böylelikle. Sıradaki arkadaş... Her şeyden çok bizi gıcık edecek şey şu aleti %80'de çıkarması olacak bu arkadaşlar. Çünkü bu alet bu içine koyduğumuz eşyaları o kadar fazla kırıyordu ki bunlardan o kadar çok üretmemiz gerekecek ki çalıştırabilmek için. Acayip sıkıntı olacak o bize. Gerçekten acayip sıkıntı olacak ve bir adet daha motor yapmak istiyorum ben. Yani nasıl yapılıyordu ya? Şuraya şöyle galiba glowstone ve nikel. Yoksa kenarlar demir miydi? Galiba demirdi. demir. Böyle. Evet. Gold wire motor. Tamam. Buraya da motorumuzu yerleştirdik. Bu kırılmak üzere fakat bunun kırılmak üzere olması bizim için en ufak bir sorun belirtmiyor. Çünkü şey o kırılsa bile biz onu direkt tamir edebiliyoruz. Sadece ısıtıp redstone ekliyoruz biliyorsunuz. Ve böylelikle bunlardan bizde 4 tane olmuş oldu. Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü bu arkadaş da onlarla çalışıyor. Ve bunlardan bize tonlarca gerekecek. Dolayısıyla elimizdeki olanların tamamıyla şimdi ben bu arkadaşlar yönetmeye başlayacağım. Mecburen. Tamam. Daha sonra bunların hepsine birazcık Red Copper Dust serpiştireceğiz. Gerçi yeterince değil zaten şu an bunlar. Değil mi? Çünkü... Evet bunlardan 8 tane gerekecek zaten. Bunların da olması gerekiyor. Ay ay ay. Ay ay ay. Açıkçası şey işte. Şu anda sonuçta... E, benim için... Zamandan çok yükleme hızım önemli videoları. Çünkü şu an sabah köründe kalktım videoları yetiştirmek için. Hani zaman ve videonun boyutu aynı şey değil mi diyeceksiniz. Değil. Direkt değil. E, alakası şeyler. Hani... Daha önceki bölümlerde de anlatmıştım birinde fakat bunu anlattığım bölümü bundan önce mi sonra mı yükleyeceğim emin değilim. Söyleyeyim size e, kısacası şöyle bir şey. Eğer videoda çok fazla değişim varsa video çok daha fazla yer kaplıyor. Eğer videoda çok daha az değişim varsa video çok daha fazla yer kaplıyor. Bu ne demek? Mesela ben eğer bu menüyü açıp çok fazla bu menüde oyalanıyorsam. Video e, şey az yer kaplar. Çünkü videodaki değişimler genel olarak sadece videoya girilir video renderlandıktan sonra. Videodaki olan her şey tekrar tekrar yazılmaz. Bu da videoyu sıkıştırma yöntemlerinden en basitidir zaten. En basit indirgenmiş hali. Daha bir sürü gelişmiş şey var video sıkıştırma tekniklerinde tabii ki. Bu da demek oluyor ki bir bölüm içerisinde ne kadar çok ben böyle etrafta gezip kamerayı sallıyorsam o kadar fazla yer kaplar bölüm ve o kadar kısa olur. <laughs> Yani ne kadar çok menülerde geçirirsem zamanımı o kadar e, iyi olur bizim için bir bakıma <laughs> demeye çalışıyorum. Ve bu gerçek bir şey test edebilirsiniz. Ben genelde videoların şu anda yetiştirebilmem için 2 GB falan geçmemesi gerekiyor. Ona göre yapıyorum. O yüzden her bölümün uzunluğu farklı. Ama genel olarak e, ana prensibim o yani. Videonun o uzunluğu geçmemesi. <laughs> Tamam. Ee, buradakiler bitmiş olması lazım artık. 5 tane daha. Bu bize 8 taneyi vermiş oluyor. Toplamdaki ve çok daha fazlasına ihtiyacımız olacak tabii ki. Hiç kuşkusuz. Fakat fırının bunları ısıtmaya yetiyor olması lazım. Bunlarla beraber de e, ilk aşamayı bitiriyoruz ve zor aşamaya geçiyoruz. Dediğim gibi her şeyin en zoru bunları yüzde %80 şarj etmekte ve tabii ki yeterince Energite yapmak da biraz sıkıntı fakat çok büyük sıkıntı değil. Her şeyden çok, her şeyden kötü, her şeyden iğrenci bu e, şey, şarj etme olayı. Bizi acayip zorlayacak şu şarj etme olayı şu arkadaşdaki. İnanılmaz fazla malzeme gerektiriyor. Şu anda benim bir 10-20 tane falan bu arkadaşların hepsini üretmem gerekecek. Bataryalar dahil. Yani ıy diyerek işi <laughs> en rahat belirtebileceğim şey o galiba. Sadece ıy. Fakat bunları bitirdikten sonra bu mod bölümünü de tamamen bitirmiş sayabiliriz kendimizi. Çünkü zor olan direkt tam anlamıyla hiçbir şey kalmıyor bu noktadan sonra. 4 tane prepared shell savaşa hazır ve daha sonra bunların her birinin de içini energy dolduracağız. Tanesi ne kadar enerji alıyor bilmiyorum. Bir kovaydı galiba. Yo değilmiş. Yeterince enerji item'ımız da var şimdiden. Harika. Süper ya. O zaman tek ihtiyacımız olan şey iğrençlik. Ben şimdilik e, bütün bu malzemelerden 8'er tane yapacağım. Eğer 8'er tanesi yetmezse ekstra yaparız. Ki yetmeyeceğini neredeyse kesin eminim şu noktada. Ama şimdilik 8 tane yapmayla yetinelim. E, sonrasını daha sonra düşüneceğiz. Tamam. Biraz daha demir almam gerekecek. Ben de çok yoruldum biliyor musunuz? Kaç gündür konuş 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 konuş. Videolar kısa ama öncekine kıyasla o kadar fazla zamanım gidiyor ki konuşup videoyla uğraşmaya. Gerçekten. Yani. <laughs> çok yorucuydu benim için bu son 1-2 hafta bu video hazırlamaya başladığım hafta. Gerçekten. İnanın ya da inanmayın size kalmış. Dediğim gibi kanıtlamak için yapabileceğim çok bir şey yok. Ama. Ciddi anlamda yoruldum ya. Niye ben Golden Wire yapıyorum ki? Evet. Bu da hepimizin merak ettiği bir soru. Sadece copper wire gerekiyor çünkü bataryalar için. <laughs> ee, tamam. Copper aldık biraz. Boşuna şunu zarar vermiş olduk. Ama zaten buna iyi malzemeler koydum. Yeterince dayanacaktır. 4 tane bundan alacağız ve bununla 8 adet batarya yapacağız. 8 adet bataryaya yetecek sıvı var mı? Tabii ki yok. Yani buraya da bir motor gerekebilir. Ee, motor yaparız gerekirse sorun olmaz hatta yapalım şimdiden değil mi ee, gold wire'ları yaptım sonuçta <laughs> ee, tamam bu buraya bunlar buraya ve buraya da bir adet nikel nugget ve bu kadar kolay bu böyle yapılıyor gold wire motor ve böylelikle birazcık daha azıcık daha Kendimize malzeme çekebiliriz. Ve bunu da ısıtınca direkt bize grindstone'dan geçirince daha doğrusu bize yeni bıçak veriyor. Dolayısıyla yeni bıçak yapmamız için de bir neden yokmuş aslında. Yenileyebiliyoruz bıçağı da. Ve bıçağa ihtiyacımız olursa bu burada kalsın. Sadece tempered yapıp diğer tarafa atarız. Şu anda tempered aletini gereksiz kullanmak istemiyorum. Çünkü azaldı içindeki malzemelerin hasarı azaldı bayağı. Daha sonra 8 tane standart wire'ın hepsiyle kendimize batarya yapacağız ve bu bataryaları enerjite doldurmayacağım. Ya da doldurabilirim doldurabildiğimiz kadar galiba. Bunları da şuradaki sandığa atalım. Ve bam. Çok iyi. Bunları yaptık. Bunları yaptığımıza göre artık ee, geri kalanını bununla doldurabiliriz. Yetmezse sülfür gazit yapacağım. Enerjit yapmaya uğraşmaya değer mi emin değilim. Aslında değebilir. Çok fazla üreteceğimiz için sadece. Bilmiyorum bakarız. Şimdilik buna bakalım biz. Gold powder gerekecek bize aynı zamanda. 8 tane. Dolayısıyla birazcık daha gold da alacağız. Umarım madenlerimiz falan yeter ya. Yeter gibi görünüyor da şu anda. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonra her şey bebek işi. Sadece bunları halledince bütün işimiz bitiyor gerçekten. İnanın bana. <laughs> o olurken biz hemen bir adet daha drill hazırlayalım. Çünkü drillimiz kırılmak üzere drill için kaç tik gerekiyordu bize? 89. Evet, 89 tik. 89 tik diyeceğiz ve bu arkadaşın içine drillimizi koyacağız. Çalışacak ve drill olur olmaz bunu da kapatacağız. Bu sistem çok iyi oldu ya. Acayip iyi. Çok hoşuma gidiyor bu sistem. Tempered drillimizi aldık ve bu arkadaşa hemen yenileyebiliriz. Destek. Ve bunlarla beraber geri kalanını da halledecektir. Ee, ne kadar sıvı çıkarabildik şu anda? Çıkaramadık daha doğru. Bunun içine koymadık henüz. Şu anda sıvıyı boş verin. Ve onun dışında tabii ki sadece gold da değil aynı zamanda copper grid de gerekiyor. Yani biraz daha copper da gerekecek. Tam 8 tane şanslıyız ki bizde de var yeterince. Yeterince almıştım çünkü. Bunu buraya yerleştirdik. Şu gold wire'ları buraya atabilirim. Fazla lapis powder'lar atılabilir. İy, bu batın ve stone'un burada herhangi bir görevi yok. Boşuna sandıkta yer kaplamasınlar değil mi? Evet. Biraz yavaş. Ve motoru kırabilir. Eğer motoru kırarsa direkt şu ürettiğim motoru kullanacağım. Nerede o motor? Onu kullandık mı? Galiba kullanmışız. Her neyse. Bir tane daha üretiriz o zaman. Dört ve Bolca Iron Nugget da gerekecek zaten bize. Bolca onlardan da yapalım. Ve devam. Şu anda 4 tane oluyor. 4 tane daha olacak kadar bekleyelim. Uuu yetti. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Başka bir yerde Grinder ihtiyacımız olacak mı? Belki. Çünkü bundan sonra fazla dayanmayacak. Bakalım 8 tane yapmaya yetecek kadar var mı şu an bende şey. Malzeme. Bunlardan. Ne oluyor? E, yeterince Gold Nugget'ımız yok galiba. Gold diyorum Iron Nugget. Ama halledebiliriz onu. Lütfen. Çalış. Niye yeterince olmuyor? Çünkü 4'ten fazla stack olmuyor standart bayırlarda. Tamam. Şimdi her şey mantıklı. Bir kere daha denersek işimiz oluyor. Ve böylelikle 8 adet bataryamız savaşa hazır. Şimdi. Sıradaki adımımız bunların hepsini enerjiyle doldurmak. Tabii ki ideal dünyada hepsini dolduracak kadar malzememiz olur. Fakat varmış. 50 lira harcıyormuş. Harika. Süper. Şimdi o zaman neye ihtiyacımız var? Tonlarca magnetik ayrına. Çünkü magnetik ayrın çok fazla gidiyordu ve yaklaşık bir 7-8 tane de şu patternlardan, ihtiya patternlardan ihtiyacımız olacak. Ee, yani birazcık daha kuart alacağım şuradan. 4 tane daha ve bunda çop soğumuzu da kullanacağız. Ee, evet biz hemen bu arada bir adet daha drill e, ayarlayalım. Hemen zaten şu drill ayarlayırken. Kulağımız drill için ayarlı hatırlıyorsanız şu arkadaş. 89 en son. Direkt bir kere daha kullanalım diyorum. Elimizde de drill var zaten fazladan. Ee, tamam orada tempered drill olacak. Bu hemen olsun tamamdır. Tempered drill'imizi alalım. Bu arkadaşa verelim. Şimdilik motorla uğraşmayacağım. Ve birazcık yemek yiyelim. Uh, zor üretimler. <laughs> ama halledeceğiz ama halledeceğiz. Süper. Şimdi bizde bir adet var. Bir adet var. Bundan da 6 adet geliyor. Bu kadar yeterli olur mu ki? Olur bence ya. Şimdilik bunlardan 7 tane yapalım. Çünkü hatırlıyorum. Daha az malzeme harcıyordu. Direkt daha az malzeme harcıyordu bunlar. Çok iyi hatırlıyorum. Umarım başka redstone'umuz kalmıştır. Ve biraz önce bütün redstone'larımızı harcamamışımdır. İki tane var. Ee, bunları çoğaltsak mı? Çoğaltalım. Ama glowstone'a da ihtiyacım olursa. Neyse. Her neyse çoğaltalım. Zaten birazdan daha fazla mana da üreteceğiz. 32 tane olsun yeter. Fazla abartmayalım. Ve bir adet daha heater üreteceğiz hemen. Haterlar sadece redstone harcıyor. Ucuzlar o yüzden şu bir kere e, kupranikelleri yaptıktan sonra. Daha sonra bu arkadaşı da buraya yerleştireceğiz. Bu muhtemelen 6 tane yapamayacak. E, 6 tane yapsa bile bir 7-8 tane de şey yapması gerekecek zaten yukarıdaki arkadaşı. O yüzden çok fazla bir umudumuz yok. Ama biz birazcık daha nether quartz'larımızı çoğaltabiliriz. Ve bu kadar fazla çoğaltma yapıyorsak artık Bizim oradaki bitkileri de çalıştırma süremiz gelmiş demektir. Direkt şunları ee, benim hatam. K'ye basarak yapayım dedim. Ve bu K'ye basmak bunları blok haline değil fragmented karbona dönüştürüyormuş. Biraz kömür boşarcadık. <laughs> yani evet yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım böyle yapalım. Böyle yapalım ve böyle yapalım. Daha sonra hepsini eşit dağıt diyelim. Buradan bize 34 tane charcoal blok geldi. Ki burada da yeterince olması lazım. Charcoal yeterince yokmuş. Ben hemen 1.64'lük sadece odun alacağım. Ve bu 1.64'lüğü şurada ısıtacağım. Bu 1.64'lüğün amacı şu. Sadece diğer bütün fırınlara yetecek kadar daha kömür koyayım. Çünkü fırınlarda yakıt olacak kömür kalmadı şu anda. Bu bütün fırınlara yakıt koymak için ısıttığım şey. Burası için değil. Zaten burası için şu an iki defa üst üste çalıştıracak kadar çark oğlumuz olmuş oldu. Bam. Ve bunlar daha fazla enerji veriyorken ben de şu nether quartzlarımı çoğaltabilirim. Tercihen bunu 32 yapacağım ama içindeki şey yetmeyebilir. Yetti. Hey. Süper. Bir adet daha o zaman kendimize ya da iki adet daha şu arkadaştan plate yapalım ve bunu buraya atalım gere ve burada da bölüm bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüm umarım bunu bitirebileceğiz, halledebileceğiz ve bunu hallettikten sonra bu faktör görevlerinin tamamını bitirmiş olacağız muhtemelen. Hiç sorun olmadan. Dolayısıyla öyle. <laughs> İzlediğiniz için tekrar teşekkürler ve bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve bay bay.